Selamlar herkese, Erakın o kanalındasınız. Bu videoda değişik bir şey yapmayı düşünüyorum. O da şu ki, şimdi hangi MOBA oyununu oynasam diye düşünenler olabilir arkadaşlar. Bu arada benim oyunlarım bunlar. Şu anda aktif şekilde oynadıklarım. Hangi MOBA oyununu oynayayım diye düşünenler olabilir. Ben de çok düşünüyorum. Birinden bir sebepten sıkılıyorsunuz, öbürünü seviyorsunuz. Sonra öbüründen bir hatadan sıkılıyorsunuz, öbürüne geçiyorsunuz vesaire vesaire. Ama şunu da unutmamak lazım ki MOBA oyunları bildiğiniz gibi eğer değişik bir şey yoksa 30 level karakter hesap leveli bu. Kasıyorsunuz. 30 level olunca tabii ki Glyph deyin, Arcana deyin, Rune deyin ne derseniz onların hepsini ekleme şansınız oluyor. Bu da sizi ekstra güçlendiriyor. Onun dışında tabii ki sürekli oynamak altın kazandırıyor. Hero açıyorsunuz. İşte para yatıranlarınız var. O yüzden bir tanesine odaklanmak her zaman daha iyi. Şimdi bu videoda benim yapacağım size iki tane oynadığım, üç de olabilir de. Üç mü yapsam? Gerçi biri şey, şu sağ üstteki King of Glory Çince. O yüzden ona pek yanaşmıyorum. Çünkü hiçbir şey anladığımız yok. Peki o zaman iki yapalım. Üçüncüyü yapmayalım. Boş verin. İlk önce arkadaşlar bir tanesini açacağım. Yine 1.45'te açtım. Bakalım ne kadar sürede açılacak. Şimdi bunun grafikleri Strike of Kings'ten biraz daha düşük olabilir. Yani sizin bakış açınıza göre değişir. Çizimleri değişik olabilir. Sistemi değişik olabilir. Şimdi arayüzüne bir bakacağız. Bunda server seçebiliyorsunuz. Yani bir 30 saniyede buraya geldi. 30 saniyede giriş ekranına geldi. Bakın. North America. Güney Amerika'da varsa Amazon dediği, South America, sonra Avrupa ve bu Angkor'da şey galiba, Uzak Doğu, Southeast Afrika mı ne, Asya galiba, Afrika değildir herhalde, Southeast Asya. Neyse biz Avrupa'da oynuyoruz zaten. Tabii ki şey değiştiremiyorsunuz muhtemelen, yani olması gerek, onu hiç denemedim ama. Şimdi 3-5 saniyede burası sürdü buradan girmek. Şunları toplayalım. Şimdi siz kendiniz karar verin. Arayüze bir bakın. Bunu vermeyeceksin, zamanın gelmedi diyor. Arayüz geçişlerine bir bakın arkadaşlar. Açıyorsunuz, tıkladığınızda ne kadar sürede açılıyor. Ne kadar sürede açılıyor? Geçişler nasıl? Maç başlama. 30. Bunun bir sıkıntısı da oyuncu azlığı diyebilirim. Hani az olmayabilir ama diğerlerine göre az ki karşılaşma süreleri burada 34 saniye yazmasına bakmayın. En az o bir dakika falan sürecektir. Onu şimdi göstermek istemiyorum. Bildiğiniz gibi maçtan çıktığınız zaman ceza alıyorsunuz. Şu anda menü geçişlerine bakıyoruz. Menü geçişlerine bakmışken şeye de bakalım. Şimdi PvP kısmı. Mesela bir Strike of Kings'te daha çok mod var. Bunda maalesef ki 3 tane. Diğeri yakında gelecekmiş. Oyun İngilizce. Bu İngilizce, ona da bakın. Şuradan bir geçişlere bir bakalım menüye. Ayrıca hero grafiklerine de bir bakalım ya. Yeni hero geldi. Bu garip eleman. Hero'lara bir bakalım. Yani konuşma var, ağzı kıpırdamıyor. Hangisinin ağzı kıpırdıyor ki? Ama yani bir şey var. Grafikte böyle bir
doygunluk yok. Yani renkten mi desem, hareketlerden mi desem? Muhtemelen hareketlerden. Az sonra Strike of Kings'teki farkı göreceksiniz. Şey yok yani. Bir sade bir yapısı var. Diğer hero'lara bakalım. Mesela benim çok sevdiğim Minos. Neredesin lan? Hayvan. Yani. Yani bir böyle browser oyunları gibi bir havası var. Lakin yeterli. Yeterli değil değil. Yani oyun içi grafikleri görmek için zaten şey yapabilirsiniz. Videolarıma bakabilirsiniz. Çanta. Sonra arkana kısmı. Klip deniyor burada. Geçişlerine bakın. Ayrıca bunun bir özelliği de şey, klip geliştiriyor olabilmeniz. Yani bakın, işe evvel satın al dediğim zaman 3 levele kadar satın alabiliyorsunuz. Ama gelin görün, affedersiniz. Strength'i bir açayım şurada. Gördüğünüz gibi 4 level şeyim var, taşım var. Bunu nasıl yapıyoruz burada? Buradan alamıyorsunuz kesinlikle, öyle bir seçenek yok. Şuradan merch dediğiniz zaman şu ortaya bir tane koyuyorsunuz. 4 tane de aynı seviyeye koyuyorsunuz. Size bir üst seviyeye çıkarıyor. Mesela şunu koyduğum zaman bundan, yani 4 level 4'ten lazım. O yüzden onu yapamam. Şöyle şunlarla tamamladığınız zaman bunu 4 level yapacak. Böyle bir geliştirme seçeneği var. Lakin sormadım kaçta bittiğini bilmiyorum. Belki 5'te bitiyor, belki 10'da, belki sınırsız. Hiçbir fikrim yok. Şurada hero'larınız var. Hero'ları görebiliyorsunuz. Resimler biraz yavan gibi, portreler. Bunların kategorilendirme şeyi ilginç. Milli, range, tamam, bunlar tamam. Nuker, tamam. Assassin dersin. Assassin demezsen bilmiyorum, şey, pure damage dedikleri, yüksek hasar veren. Durable, hayatta kalabilen. Disabler, işte karşısın şey, topluluk kontrol diyorlar, hani kalabalık kontrol diyorlar. O işte bu standır, sonra kafa karıştırmadır falan. Ganker dedikleri assassin, tamam. Carry zaten taşıyıcı. Pusher da bu şey, carry ile pusher. Daha çok minion, işte orman falan filan. Burada strength oyunda can işine yarıyor. Agility neye yarıyor? Hemen çözelim onu da. Agility neye yarıyor? Şuradan çözebilirim. Purchase dediğim zaman bakalım agility taşı neredeymiş? Agility taşı, evet, hasara yarıyor arkadaşlar. Fiziksel hasar veriyor agility. Strength can veriyor. HP, yani can puanı. Onun dışında hero'lara devam edelim. Fazla da uzatmak istemiyorum. Az sonra da şeye geçeceğim. Agility Intelligence'da büyü hasar veriyor. Orası da kesin zaten. Böyle ayırmışlar. Böyle kategorilendirmişler. Menü geçişlerini gördünüz. Hızı görüyorsunuz. Şöyle tıkladığınız zaman çat diye açılıyor. Grafikler düşük tabii ki. Düşük mü? Hayır. Bir saniye. Grafiklerimiz ne düzeyde arkadaşlar? Evet, low grafikte. Neden? Çünkü low grafikte olmasına rağmen de 28 FPS alıyorum. Yüksek grafikte 28 FPS alıyorum. Çok da fark yok zaten. O halde buradan bir çıkalım. Şimdi Strike of Kings'e bakalım. 30 saniyede giriş ekranına gelmiştim. Yani tıklayıp da giriş ekranına. Bakalım. 28'de tıkladım, 30'da tıkladım desek ki bu, yani benim Strike of Kings'te yaşadığım en büyük sıkıntı zaten bu arayüz problemi. 28'de tıkladığım yere ne kadar sürede gelecek, ama grafikleri tabii ki orta düzeyin üstünde. İkisinde de herhangi bir güncelleme yoktu.
tamamen saf açılma süreleri aynı internet bağlantısından eğer bir yükleme varsa da. 28 şu anda 30 saniye geçti. Bunda bir şey ekranı yok, giriş ekranı yok zaten. Totalde açılma süresi. Giriş ekranı burası. Server'ı seçiyor şu anda. Ve giriyor. Yani gördüğünüz gibi ondan çok daha uzun sürüyor. Maalesef. Keşke daha hızlı olsa. Buranın şey, biraz bekleyelim. Eğer yüklenmeyen bir şey varsa diye. Yani ben çok isterim bu oyunda oynamak, ki oynayacağım zaten. Kimse vazgeçiremez de. Keşke şey olsa ya, arayüzde daha ne derler ona, hızlı olsa. Hızlı demezler. De işte. Tamam mı? Artık arayüze bakabilir miyiz? Mesela şuna bir girsek. Bakın donup kalıyor. Bir kasıntı var. Bir kasıntı var yani. Oyun kur. Yani bir kasıntı var. Bu arada modları bunlar. Büyük savaş, standart, turnuva modu. Turnuva modu şey, rank maç galiba. Diyeceğim ama değil. Değil değil, hayır. Turnuva modu neymiş lan? He, takım belirleyip, bilmiyorum ama tahmin ettiğim, takımı belirleyip aynı takımla sürekli savaş yapıyorsun. Evet, olabilir. Abyss tek koridorluk olan. 3'e 3 modu var. Çok güzel. Tekli savaş 1'e 1 modu var. Yine tek koridor. Burada da ölüm eşleşmesinde de son kalan, hayatta son kalan şampiyon. O da güzel. Yani tabii ki modları hayata geçirmek için çok daha fazla oyuncu lazım. Ki 5'e 5 maçında bile 1 dakika bekletme süresi olan bir oyun olsa, diğer modlar kim bilir ne olur. O yüzden oyuncu sayısı az olan bir oyunda böyle modlara bence girilmesi gerekmiyor. Rütbeli eşleşme burada. Rank maçlar. Gireceksin mi? Bronz 3 mü olmuş mu? Ben hiç oynamadım. Yalnız nasıl bronz 3 oldum? Nasıl bronz 3 oldum ben? Hiç ben şeye, hiçbir mob oyunda daha rütbeliye girmedim. Çünkü ben bir kere arkanalarımı, gliplerimi dizemedim ki. Yani bence öyle PvP itemi olmadan PvP'ye kalkışan oyuncu gibi olursunuz. Hızlı eşleşme. Savaş modlarına bakalım. Bir modu daha var. Hazine koyu demiş. Tercümanı oldu. Değişti mi bu? Kanca mı? Kanca. 5'e 5 tamam. Kanca. Farklı bir haritada. Bir kanca özelliğiyle oynuyorsunuz bunda. Şey, skill olarak geliyor. Karşı tarafa kanca atıyor. Kancaya karşı taraftan kendine çekiyorsun. Elemanı kesmeye çalışıyorsun. Güzel, eğlenceli, hızlı bir mod. Menü geçişlerine bakıyoruz zaten biz. Market. Yani niye kasıyorsun? Gözünü seveyim ya. Kasıyor. Yani telefonundandır diyenler için telefon LG G4 arkadaşlar. 8 çekirdekli. 4 GB RAM'e sahip. Yani eski bir telefon olabilir. Yani birkaç senelik telefon olabilir. Ama özellikleri bunu kaldırabilecek düzeyde. Arkana. Yetenek. Bu arada bunun arkanalarını bilmiyordum. Bugün Facebook sayfasına sordum, sağ olsun cevap verdiler. 3 seviye maksimum. O açıdan bana çok kolay geldi. Arkana al dediğimde mesela 3 seviye bir arkana kaç para? Oo. Yani kolay değilmiş. Kolay değilmiş. Mesela az önce baktığımız Heroes Evolved oyununda aldığınız 3 level bir arkana 625 gold. Ama 3 seviye son değil tabii ki. O açıdan şeydir.
Burada ben nasıl alayım? Hero fiyatında arkana satıyordunuz lan. Şuradan geçişler yapalım. Hero'lar. Yükleme şeyi var. İkonu. Ama genel bir kasıntı var oyunda. Şey olmasa da, hani çok ısınmasa da. Ayarlarına bakalım. Bunun grafik ayarları sonda. Neden yine sonda? Ha, ortada. Neden yine ortada? Sonda olsa da aynı, ortada olsa da aynı. Çünkü ya FPS değişmiyor. Değişmiyor yani. FPS 30 FPS alıyorum ben bunda da. Ama bunun pingi biraz yüksek. Şey, MS. Arayüz ayarları bu çok güzel olmuş. Arayüzü değiştirebiliyorsunuz. Mesela hızlı satın al konumunu sağ tarafa alabiliyorsunuz. Mini haritayı genişletilmiş konum. Haritaya tıkladığınız zaman harita büyüyor biliyorsunuz. O da sağ tarafta açılacak artık. Tavsiye edilen ekipman bilgisi, yani ekipman görselinin yanında yazan isim. Açıp kapatma seçeneği var. Sohbet odasını açıp kapatabiliyorsunuz. Aç lan sohbeti. Hedef bilgisi de hedefte olan target alınmış şeyin can bilgisi falan, onları göstermiyor şu anda. Ben kapattım onu. Ses efektleri, hızlı sohbet falan filan. Yani bundaki oyuncu çok tabii yapılan reklamlara göre yeterli bence. Yani olmuş. Oyuncu sayısı çok. Eşleşmeler kısa sürüyor. Maçları bilemem. Uzun sürebilir. Ama bakın, hero'larına bakalım hadi. Hero'ların görselleri falan. Yine kasıntı. Yani şu orada şu yok. Yani öne çıkaran bu. Grafikleri kes. Hareketleri kes. Seslendirmeler güzel. Valheim'in şu orijinal, şu herkese verdiği skini, şu da hem ekstra özellik de veriyor. Valheim bunu alsana lan bunu. Tema elde etmek için şanslı çekilişten çıkıyormuş. Alamıyorsun parayla da. Şimdi tema özellikle mesela yeni teknolojik görünüm, tamam. Şaşalı beceri efektleri. Şaşalı beceri efektleri, tamam. Yepyeni seslerin için. Sesi de değişiyormuş tabii ki. Robotik ses çıkıyordur muhtemelen. Şu anda ben bilmiyorum ama. Ben çok etkisine sahip ses efektleri. Yani şeye, güce etki etmiyor. Ben de bir şey zannettim ya. Mesela okçu destek tank tümü şey skinlere, markete girip skinlere bakalım direkt. Skin merak ediyorsak. Temalar. Nina tank. Güzel. Alttaki kanatlar ne Mina? Şeytani Mina'mız. Ganga. Soytarı. Bakalım. Krixi. Çiçek çocuk. Çok bir değişiklik olmamış. Ya o nasıl olmamış? Burada orada bu çiçek çocuksa bu çiçek bebek. Bu daha güzel. Bakalım. Yoğun işte gece ve gece yarısı. İnanılmaz bir şey ya. Değil mi? Yani bunun grafikleri güzel. Bakalım kaç tane euro olmuş lan. Ya çıkmasaydım keşke, neyse. Bakalım kaç tane? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 32 euro olmuş. En son bıraktığımda 30'a çıktı. 2 tane daha gelmiş. Hangileri? 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 Natalya galiba biri. Biri de Payna. Aynen öyle.
Natalya ile paylaşmış. Neyse 20 dakika oldu arkadaşlar. Demek istediğim şu ki bu oyun girişinde, çıkışında biraz kasıntı var arkadaşlar. Oyun içinde yok ama Allah var. Oyun içinde yapmıyor. Oyun içinde rahat rahat böyle yağ gibi kayıyor da. Heroes Evolved'un mesela arayüzü güzel ama grafik açısından Strike of Kings daha güzel. Lakin hero özellikleri, hero çeşitleri, işte oyun içi oynanış, gameplay dedikleri, böyle zevk alarak oynayacağınız bir şey. Hero'lar Heroes Evolved'da var. Denemediyseniz onu deneyin. Burada da zevk alarak oynayacağınız hero'lar var da buradaki savaşlar aksiyon bakımından biraz yavan kalabilir yani. Bilmiyorum, tabii kişisel tercih bunlar hepsi. Neyse, size iki tane MOBA karşılaştırdım. Oyun olarak değil, arayüz olarak baktık, grafik olarak baktık, hero çeşitliliğine falan baktık, arkana meselesine değindik. Umarım beğenirsiniz videoyu da, oyunları da. Görüşlerinizi bekliyorum o zaman. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize dikkat edin, hoşça kalın.